Çevirme üzerinde değiliz bence ya sohbeti. Yani bu benim kanalım temel olarak motosiklet kanalı değil. Her şey motosiklet olmasının nedeni benim o işten çok keyif alıyor mu? Bildiğiniz olsun aklınıza gelen saçma sorular, kamping. Şöyle diyelim o zaman, insanlar trafikte neden birbirlerine düşman gibi bakıyorlar? Trafikte saygı. Yok. Neden? Tamam işte trafikte saygı aslında yani. Ha, konu başlığımız olsun, trafikte yani saygı. Açabiliriz bu konuyu. Neden yani insanlar hayvan? Abi temel olarak bence şeyle alakalı ya. Hiçbir zaman trafikle alakalı hiçbir eğitim almıyoruz. Ya da aldığımız eğitimler çok komik eğitimler oluyor. Çok hazırlıksız bir şekilde sokağa çıkıyoruz. Trafik eğitimi değil abi. Adamın hiçbir eğitimi yok. Ama işte ondan bahsediyorum. Yani kültürünü oturtamadığın bir şeyde saygıyı beklemek mümkün değil. Yani sen ehliyet veriyorsun. Yani sistemde gidiyorsun. Ben ehliyeti nasıl aldım? Ben ehliyeti bir arazinin üzerinde arabayı işte U döndürdüm. Geri vitese taktım. Geri bir manevra yapmam gerekiyor. Arkadaki gözetmen şey dedi. Sen dedi üniversite öğrencisisin. Üniversitedeyken almışsın. Sen geri geri gitme, boş ver dedi. 95 ehliyet aldım. Direksiyonum 95, arazide araba kullandım abi. Tamam yeni sistemde yok, şöyle trafiğe çıkıyorsun, böyle birileri gözetliyor, böyle bilmem ne yapıyorsun. Günün sonunda sana arabayı nasıl hareket ettireceğini öğretiyorlar. Arabayı hareket ettirmek değil ki mevzu. Önüme yaya atladığı zaman ne yapacağım? Yanıma motorcu geldiği zaman ne yapacağım? İşte kamyon gördüğüm zaman ne yapacağım? Kamyon yok. Kamyon. İşte o yüzden şoför olmak farklı bir şey diyorlar yani. Adamı ehliyetten alıyor, ben artık şoförüm abi. Şoförüm çok farklı bir kavram bence. Kullandığın araç ne olursa olsun bence en az 40 bin kilometre yol yapmalı insan şoför olabilmek için. Yani, bence yetenek olduğunu düşünüyorum ben yani. Türkiye'de değil en azından. İstersen yüz binlerce kilometre yap abi. Ben şeyden bahsediyorum. Dümdüz kullandığın sürece dümdüzsün yani. Ben tecrübeden bahsetmiyorum ben. Ben de ondan bahsediyorum. Aşağıda konuştuğumuz gibi sinyal veriyorsun. Ben sağ şeride geçmek istiyorum diyorsun. Adam inadına gaza basıyor. Evet. Benim arkamdaki yollarsın, ben niye yollayayım diye. Ya da onun arkasındaki de öyle, onun arkasındaki de öyle. Benim en çok arabada başıma gelen olaylardan birisi abi. Giriyorum bir yere, dönüş yapacağım tamam mı? Dönüşüme geçmişim, hareketimi tamamlamak üzereyim. İleride bir kavşak daha var. Bu sefer yanından gelene yol veriyorum. Diyorum ki yani ben oradan geçtim. Buradan gelen de geçsin, sonra ben devam edelim yoluma. Arkası kesilmiyor ya. Bak 5 araba geriden gelen adam benim yol verdiğimi görüyor. 6 araba gerideki görüyor. Gaza basıyor. Adam gaza basıyor lan. Ben sana yol verdim. Ben sana saygı duydum. Hayır senin bana saygı. Yok. Bir tarafı senin arkanda senin gitmeni bekleyen adam da ne diyor biliyor musun? Gerizekalı. Ya hareket ödülü aldım be kardeşim ya. Hayır, hayır. Benim en çok uyuz olduğum konulardan birisi. Hani motorcunun motorcuya saygısızlığı. Emniyet şeridinde gidiyorum. Ya şimdi emniyet şeridinde gitmek zaten yasak da. Hani göz yumuluyor bir şekilde. Sağ tarafta kalıyorum. Soldan birden arabacı girer diye. Yani millet şeyin eleştirisini yapıyor. Arabacı gider mi de, şey motorcu gider mi de emniyet şeridinden. Bana yasaksa sana da yasak. Abi ben emniyet şeridinde en çok korktuğum olan bazısı sinyalle giriyor. Bak çok saygı duyuyorum abi. Emniyet şeridinde sinyal delip giren arabacı çok gördüm. Ben öyle yapıyorum. Çok güzel. Emniyet şeridine girdi mi buradan şey yapalım. Araba değil de. Araba üzerime değil. Bizim serviste havada mı? Sadece emniyet şeridinden gidiyor adam zaten. Travel öyle gidiyoruz emniyet şeridinden. Ha. Ve hiçbir polis müdahale etmiyor yani. Ben motorcu olarak en çok neden korkuyorum abi? Soldan birdenbire birisi karar değiştirip emniyet şeridine girecek. Ya lanet olsun bu trafiğe deyip girecek. Girdiği anda yanında olursam düşeceğim. Çok net. Ve sağ tarafında bariyer var. Sola yakın gidersen kapı açılma riski var. Burada görülme bir şeyler değil. Tamam. E5'in ortasında canı sıkıntı kapı aç. İnan tipler var yani. Top hareket emniyet şeridi için değil. Genel olarak zaten önemli bir şey. Mümkün olunca kapıdan uzak. Bariyere yakın gidiyorum. Sonuçta bir arabanın... Sözünü kesiyor musun? Sürekli yapıyorsunuz. Sonuçta bir arabanın şeritten farklı bir yere gitmesi durumunda illaki bir haber vermesi lazım sinyalle. Tamam abi. Ben sinyal... Emniyet şeridi olsun, normal şerit olsun söyleyeyim. Fark etmiyor. Ben çok kısa bir şey söyleyebilir miyim abi? Ya bu sinyalle ilgili. Abi sinyal sadece arabalar ya da motorlar için değil. Hani böyle sokak aralarında sağa sola dönüyorlar ya böyle. Yayalar mı gidiyor? Abi onlar için de evet, evet. Ya ben bazen yola çıkıyorum dönmeyecek diye vurup diye dönüyor falan adam. Ben bir şey söyleyeceğim burada abi.
Ben bir motorcu olarak artık arabacılardan sinyal beklemiyorum. Sinyal verirlerse çok mutlu oluyorum. Çok net. Alıştım çünkü. Çünkü alıştım. Hani ben sürekli tetikte olmak zorunda olan taraftayım. Kabul ediyorum. Arabacının beni görmemesini de anlıyorum. Küçük bir nesne, sen büyük nesnelere bakmaya çalışıyorsun. Beni arada görmüyorsun, etmiyorsun. Hani motosikletleri fark edin falan bana çok komik geliyor. Ayrı bir konu da. Ben ani hareketlerle ilgili sorun yaşıyorum. Ne kadar tetikte olursam olayım, aniden şerit değiştiren bir araba çok korkutucu sonuçlar oluşturuyor bende. Yani ben mesela zaten kadar hızlı tepki gösteremiyorum. Yaşımla alakalı olabilir, deneyimin az olmasıyla alakalı olabilir. Bir sürü neden olabilir ama o kadar hızlı tepki gösteremiyorum. Benim için ölüm tehlikesine kadar giden bir yolu var bunun. Ne yapıyorum? Sağ tarafta gidiyorum. Emniyet şeridinin sağında gidiyorum. Arkamdan motorcu geliyor, beni sıkıştırıyor. Lan arabaya mı bakayım, sana mı bakayım? Geçtim onu. Arkamdan araba geliyor, selektör yapıyor bana emniyet şeridinde. Ne yapıyorsun abi yani, ne yapıyorsun? Yani nereye yetişiyor olabiliriz? Hani hayatımızdan kıymetli, erişmek istediğimiz, ulaşmak istediğimiz ne olabilir? Evlakıma yetişmek istiyorum. Abi tek parça yetiş. Karıma yetişmek istiyorum. İşte iki tane Rus abla geldi, onlara yetişmek istiyorum. Hatunun evi boşmuş. Işık hızına gitmek istiyorum. Tepki vermiyorum kesmez. Bunlar evli baktı insanların biz evli bak. Karı bana burada. Karıcığım sen daha var oldu. Abone olmayı unutma burada. Tabii tabii. Arkadaşlar işte onu çağırma. Bir şey. Şimdi sen biraz önce dedin ya arkamdan motorcu geliyor beni sıkıştırıyor. Bunlar genelde kuryeciler oluyor ya da hızlı gitmek isteyen motorcular oluyor. Şöyle yapıyorlar. Önündeki motosikleti yavaş gittiği zaman en sağda beklemiyor. Arabanın solundan geçiyor. Tamam. Şimdi arabanın içindeki eleman da alışmış, hep benim sağımdan motorlar geçiyor. Birazcık böyle sola kayıyor. Şimdi o vatandaş önündeki motor gitmediği için soldan arabayı sollarken bu sefer motor arabayı şoför diyor ki ne oluyor? Biraz yaklaşsanız. Diyor ki sağımdaki motorcuya mı yol vereyim? Solundaki motorcuya mı yol vereyim? Bir gün benim başıma şöyle bir olay geldi. En sağdan gidiyorum, bariyerle sağ şerit arasından gidiyorum. Birden araba önüme kırıldı. Sıkıştım orada, frene bastım. Sonra fark ettim ki benim arkamdaki motorcu arabanın solundan geçmiş. Adam panik yapmış, sağ kaçmış, sağ kaçtı. Beni eziyordu orada. Şimdi bunu çok yapıyorlar. Benim araba kullananlara tavsiyem şu abi. Motorcu bir şekilde sağında ya da solunda hiç fark etmez. Abi sen bir çizgiyle gidiyorsan sakın çizgili olsun. Dur ben motorcuya yol vereyim. Yok kesinlikle yapmasın. Sakın abi. Çünkü İstanbul'da motorcular bu trafik çizgisinden kurtulmak için motora biniyorsun. Motora binince deliriyorsun. Başka bir dünyaya geçiş yapıyorsun. Orası daha karmaşık orman. Biri sağdan gidiyor, biri soldan gidiyor. Aralardan birileri geliyor. Abi ben makasa girerken bile şeye bakmak zorundayım. Aynanın acaba aradan gelen başka motorcu var mı diye. Ben çok korkutucu izlerken beraber uçacağız abi hiç şans yok bakıyorum ama izlerken aynaya çarpanlar izlerken kaza yapanlar çok bak ben onu nasıl yapıyorum biliyor musun abi malsın hayır ha malım orası ayrı da şöyle bir bak buldum sen bak ben bir şey söyleyeyim Zafer kardeşimin sürdüğü yollar özenle seçilmiş İstanbul şoförlerinden oluşan bir yol ve trafiğe kapalı bir yol tabii ama siz trafik varmış gibi görüyorsunuz ne yapıyoruz biliyor musun? Hani iki arabanın ortasından gidiyorum, sağımdaki arabanın sağına geçeceğim mesela değil mi? Arkamdan motorcu geliyor mu? Geçerken arabanın önüne geçmeden aynaya bakıyorum. Tamam görüyorum, hareketlerini görüyorum. Yanındaki şey, arabanın ve arkasındaki arabayla olan mesafesi bir aralık var ya, o aralıktan o sağ tarafı görüyorum. Birazcık uzun bir mesafe gözüküyor. Oradan motorcu gelmediğini gördüğümde birden geçiyorum. Eğer tereddüt edersen belki o mesafede göremedim ama arkamdan hızlı gelir diye korkuyorum o yüzden. Abi zaten şehit değiştiriyorsan İstanbul'da araç ya da motosiklet fark etmiyor, hızlanmak zorundasın. Aynen öyle. Çünkü dediğim gibi ben sola sinyal veriyorum mesela sağ şeritten motosiklet. Genelde orta şeridi kullanmayı severim. Gidiyorum abi sola sinyal, arkamdaki ya adam normal giderken benim sinyali görünce geçmişi pezemek midir? Sonra yani şey sıkıntı oluyor. Sonra o da sola geçiyor beni geçmek için. Sonra bir dakika sonra bakıyorum benim arkamda devam ediyor. Niye bu kadar büyük panik oldunuz abi yani? İşte bütün sıkıntı orada.
Abi biz çok hırçın bir milletiz. Biz çok hırçın bir milletiz abi. Ben ne istersem ne olur kafası var. Bak ben bunu maalesef motorcu olmakla ya da arabacı olmakla değişen bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Bisikletçisi de öyle. Paten kullanıyorum da öyle. Yani ben trafikte sadece şeyi suçsuz buluyorum, yayayı. Çünkü yaya olmak için, gerçi bisiklet sürmek için de öyle, ehliyet alamıyorsun. Sen ehliyet alıyorsan, sen belli bazı kanunlara tabisin, bu kanunlara uymuyorsan da yapacak bir şey yok. Zaten saygın yoksa bu trafik akmaz. Sen çok yorulmuş olabilirsin, gerçekten yorulmuş olabilirsin trafikte giderken. Ama önündeki de yorulmuştur, arkandaki de yorulmuştur. Sen belki trafiğe yeni çıktın, önündeki adam 6 saattir o trafiğin içinde olabilir. Hiçbirini bilmiyorsun. O kadar çok değişken var ki. Ya sakin olacağım. Biraz nefes egzersizi yapacağım. Biraz meditasyon yapacağım. Sakin olacağım. Abi başka bunun kaçarı kurtarır yok yani. Saygı, eğitim ve bence küçük yaştan çocuklara verilen eğitimle alakalı. Benim kızım işte ilkokula başladı. Geçenlerde şeyi falan çalıştırdılar. Çok hoşuma gitti abi. Bu yeni mi başlamış bu sistemde bilmiyorum, ben daha önce hiç görmemiştim. Çocuklar yola giriyor, birbirlerine çarpıyorlar, kaza yapıyorlar abi, önde ikisi. Onlar yerde yatarken arkadan birisi ambulans abi araya giriyor. Ortadaki çocukları ortadan ikiye bu fermuar düzeninde açılmaya alıştırıyorlar. 6 yaşındaki çocuğa bunun eğitimi veriliyor. Bu bizim zamanımızda olsaydı bugünkü trafik biraz daha iyi olurdu bence.